Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Bugün 29 Nisan 2018 Pazar günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Bültenimize Şırnak'tan gelen acı bir haberle başlıyoruz. Teröristlerin Kurtdağ üst bölgesine düzenlediği saldırıda bir asker şehit oldu. Edinilen bilgiye göre Besler Dereler bölgesinde konuşlandırılan Kuyutepe üst bölgesine PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi. Askerlerin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çıkan çatışmada bir asker şehit oldu. Şehit olan asker helikopterle alınarak Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylık tartışmalarına son noktayı bu konuyla ilgili hiçbir değerlendirme yapmayacağım sözleriyle koydu. Özbekistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda soruları yanıtlayan Erdoğan, gündemlerinde bedelli askerlik olmadığını da açıkladı. Ben müsaadelerinizi alarak bu konuyla ilgili hiçbir değerlendirme yapmayacağım. Zaten Sayın Gül değerlendirmeleri kendileri de yaptılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili tartışmalara ilişkin ilk kez konuştu. Seçim meydanı herkese açıktır. Temenni ederiz ki bir an önce her siyasi parti adayını belirler. Ona göre de bizler kampanyamızı çok daha değerli kılacak adımlarımızı atarız. Özbekistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Erdoğan'a bedelli askerlik konusunda yapılan farklı açıklamalar da soruldu. Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil. Böyle bir durum yok. Hayırlısıyla şu önümüzde seçim bitmiş olsun. İnşallah başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır. Ona göre atılması gereken bir adım bu konuda varsa o zaman bu adımlar atılır. Üniversitelerin bölünmesine ilişkin düzenlemeye yönelik tepkilere de Erdoğan'dan yanıt geldi. Dert yine ideolojik. Efendim işte bunlar da bizim camiadan. Kusura bakmasınlar. Bizim camiası şu camia, bu camia diye bir şey yok. Her şeyde ideolojik yaklaşımdan uzak dürüst olacağız. Biz nitelik mi arayacağız yoksa nicelik mi arayacağız? Biz buna bakıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyareti öncesi İstanbul'da AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu. Türkiye'nin bir kırılma noktasında olduğunu kaydeden Erdoğan, CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilini sert sözlerle eleştirdi. Yaşananları siyasette kabzımal pazarlığı olarak niteleyen Erdoğan, siz iradenizi nasıl oluyor da bu kadar ucuza satıyorsunuz diye sordu. Şu anda da hamdolsun tam bir kırılma noktasındayız. Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle artık bir dönüm noktasına gelmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran seçimlerinin Türkiye'de yeni bir dönemi başlatacağını vurguladı. Rehavet yok. Ya nasıl olsa Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız koşuyor. Başbakanımız koşuyor, bakanlarımız koşuyor yeter. Yok. Ne diyor Rabbimiz? Ancak çalıştığınızın karşılığı vardır diyor. İstanbul'da AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresi'nde konuşan Erdoğan, ana muhalefeti İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili üzerinden eleştirdi. CHP 1978 senesinde iktidar kapısını ancak kirli pazarlıklar neticesinde transfer edilen 11 milletvekiliyle açabilmiştir. Geleneği kirli olanın geleceği de pirupak olmaz. Dün olduğu gibi bugün de CHP siyaseti bir kapsamal pazarlığına dönüştürdü. Erdoğan hem milletvekillerine hem de CHP liderine sert eleştiriler yöneltti. Pazara çıkardığı milletvekilleriyle özellikle de gençlere kötü örnek oluyor. Ey 15 milletvekili, ya siz iradenizi
Nasıl oluyor da bu kadar ucuza satıyorsunuz? Siz Çanakkale'deki 15'ler değilsin. Siz iradesini satanlardansınız. Milletin iradesine saygısızlık yaptınız. Size Bay Kemal talimat verdi diye siz bunu yerine getirdiğiniz zaman bu şahsiyetsizliktir. Erdoğan milletvekili transferinin ana muhalefeti itibarsızlaştırdığı görüşünde. CHP hiçbir ilke ve ahlakla bağdaşmayan kapalı kapılar arkasında yürüttüğü pazarlıklarla Türk siyasetini kirletmeye, Türk siyasetini lekelemeye devam ediyor. Hele hele arka taraftaki o gözü yaşlı milletvekillerini görünce çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Eyvah dedim, Türk parlamentosu ne hale gelmiş. Bu tezgahın milleti kandırmaktan ziyade ülkemizin ana muhalefet partisini itibarsız hale getirme noktasında bir hamle olduğunu görüyorum. Erdoğan CHP seçmenine seslendi. Tüm CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarıma sesleniyorum. 24 Haziran'da bunları sandığa gömmeye var mısınız diye sesleniyorum. Partililere 16 Nisan referandum sonuçlarını hatırlatan Erdoğan bir uyarıda da bulundu. 16 Nisan'daki İstanbul'u istemiyoruz artık. Şimdi çok daha farklı bir İstanbul istiyoruz. Şu kalan süre içerisinde kapı kapı dolaşmaya. Ana muhalefetin halen Cumhurbaşkanı adayı belirleyemediğini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım CHP liderine seslendi. Kemal Bey, sana yakışan aday olmak ben de varım demektir çağrısı yaptı. Yıldırım 24 Haziran'da Türkiye'ye yönelik tuzakları bozacaklarını belirtti. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın arkadaşıyız. Namerdin karşısında eğilmek bize yakışmaz. Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belirleyememesini eleştirdi. Seçime gidiyoruz. Gün sayıyoruz. Ana muhalefet partisinde tık yok. O mu aday olsun, bu mu aday olsun? Ay'dan mı getirelim, Mars'tan mı getirelim, uzaydan mı gelsin? Sizin içinizde Cumhurbaşkanı adayı olacak elemanınız yok mu? Kemal Bey, sen parti başkanısın. Sana yakışan aday olmak ben de varım demektir. İstanbul'da AK Parti Gençlik Kolları Kongresi'nde konuşan Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. 24 Haziran'da yeni bir zafer kazanmaya hazır mısınız? Ana muhalefet bekliyor ki gökten zembille Cumhurbaşkanı adayı insin. CHP'ye derman olsun. Önce yüreklice Tayyip Erdoğan'ın karşısına çık. Ben adayım de, adayım de. Ben iktidara talibim de. Yıldırım, Türkiye'ye yönelik tuzakları 24 Haziran'da bozacaklarını söyledi. Türkiye'ye kurulan tuzakları, kirli oyunları bozmaya var mısınız gençler? Gençler, 24 Haziran'da yeni bir tarih yazıyor muyuz? Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk cumhurbaşkanımızı seçiyor muyuz? Durmak yok. Yıldırım siyasetin de 24 Haziran seçimleriyle gençleşeceği görüşünde. Bu seçimler gençliğin siyasette dinamizmini, heyecanını göreceğimiz bir seçim olacak. Diyoruz ki daha genç meclis, daha güçlü Türkiye, milletvekili de olabileceksiniz. Belediye başkanı da olabileceksiniz, meclis üyesi de olabileceksiniz. Marmaris'te Anadolu Medya Buluşması'na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştüğü iddiası vardı. İktidardan bir açıklama beklediklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, bu bir demokrasi ayıbıdır dedi. Kılıçdaroğlu, İyi Parti'ye geçen 15 milletvekilinin de CHP'ye dönebileceklerini açıkladı.
Bir siyasal iktidar düşünün. Bütün yasal düzenlemeleri dakikalar içinde yapabiliyoruz. Soru şu, bütün bu yetkilere sahip olan bir iktidar neden seçim istiyor? Yönetemiyorlar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Genelkurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüştüğü iddiaları vardı. Vesayetten söz ediyorlardı. Genelkurmay Başkanı'nı ve sarayın sözcüsünü Sayın Abdullah Gül'e gönderemezsiniz. Bu bir demokrasi ayıbıdır. Şu ana kadar yapılan hiçbir açıklama da yok. Bekliyoruz. Kılıçdaroğlu bedelli askerlik konusunda iktidardan gelen farklı açıklamaları da paralel devlet olarak yorumladı. Sayın Binali Yıldırım soru üzerine bedelli askerlikle ilgili ona işte olumsuz bakmıyoruz diye bir cümle kullandı. Mensubu bulduğu partinin sözcüsü kalktı dedi ki o Binali Yıldırım'ın şahsi görüşüdür dedi. Birisi kalkıp bunu söylediği andan itibaren başbakanın koltuğunu bırakması lazım. Ben havada kalıyorum. İstifa etmesi lazım ama etmiyor. CHP lideri kendisini milletvekili transferi üzerinden eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nu hatırlatarak yanıt verdi. Bir başbakan düşünün, seçimlere girmiş, %49,5 oy almış. Ama bir sabah bu başbakan davet ediliyor saraya, elinden bir istifa dilekçesi alınıyor ve kapının önüne konuyor. Bu darbe değil de nedir arkadaşlar? Toplantıda Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin durumu da soruldu. 15 milletvekili geri dönecek mi? Elbette geri dönecekler. Biz sadece demokrasiye karşı kurulan bir kumpası bozmak için arkadaşlarımızı oraya görevlendirdik. Belli bir süre sonra da tekrar geri dönecekler. Bizim liselerimizde şu veya bu şekilde isterlerse yer alabilecekler. 24 Haziran'da yapılacak seçimler için takvim işlemeye devam ederken AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nda aday adaylığı yoğunluğu vardı. İl Kadın Kolları eski başkanı Gülten Kapıcıoğlu ile Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Atilla Ödünç de aday adaylığı dosyalarını il başkanlığına teslim etti. Yaşanan yoğunluk üzerine aday adaylığı başvuru süresi de 2 Mayıs Çarşamba gününe kadar uzatıldı. AK Parti'de 24 Nisan'da başlayan aday adaylığı başvurularının son gününde yoğunluk vardı. Genel merkezin yanı sıra il başkanlıklarına 4 günde 3500'den fazla aday adayı müracaat etti. Haftanın son gününde AK Parti Bursa İl Başkanlığı da hareketliydi. 24 Haziran'daki seçimlerde Bursa'mızı temsil edebilmek adına aday adaylıkları başvurularında bulunuyorlar. Bu süreç nihayete erdiğinde nasibi olan, kısmeti olan kişilerden 20 tanesi AK Parti listelerinde aday olacaklar. Bursa İl Kadın Kolları eski başkanı Gülten Kapıcıoğlu adaylık dosyasını il başkanı Ayhan Salman'a teslim etti. Ben de bugüne kadar Cumhurbaşkanımızın biz kadınlara siyaset yaparken verdiği özgüvenle, ben de bu seçimlerde milletvekilliği aday adayı olmak için bu kapının bugün önünde durmaktayım. Son gün aday adaylığı başvurusu yapanlar arasında Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekilliğinden istifa eden Atilla Ödünç de vardı. Ülkemiz 24 Haziran'da erken seçime gidiyor. Geleceği için hayati bir önem taşıyan bu seçimde kavgam kargaşalarından sıyrılan, soru işaretlerini ortadan kaldıran ülkemiz yoluna dolu dizgin devam edebilmesi için 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine kesintisiz ulaşımı sağlamak için AK Parti'den 24 Haziran milletvekilliği genel seçimlerinde aday adayı olmak için burada dosyamı kıymetli il başkanıma huzurlarınıza takdim edeceğim. Yaşanan yoğunluk üzerine aday adaylığı başvuru süresi de uzatıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, başvuru süresinin 2 Mayıs Çarşamba gününe kadar uzatıldığını bildirdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından temayül yoklaması yapılacak. 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve erken genel seçimler öncesi seçim takvimine ilk itiraz Saadet Partisi'nden geldi. Saadet Partisi yurt dışında yaşayan seçmenlerin Cumhurbaşkanlığına aday gösteremiyor olmasına itiraz etti.
Saadet Partisi resmi yazıyla başvurduğu Yüksek Seçim Kurulu'ndan konuyla ilgili düzenleme yapmasını talep etti. Parti, yurt dışındaki seçmenlerin Cumhurbaşkanı adayı gösterememesinin önündeki engellerin kaldırılmasını isteyerek YSK'dan kolaylaştırıcı düzenleme beklediğini kaydetti. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 24 Haziran'da yapılmasına karar verilmesinin ardından YSK konuyla ilgili çalışmalarını tamamlayarak seçim takvimini ve seçim sürecinde uyulması gereken yasakları açıklamıştı. 24 Haziran seçimleri öncesi Avrupa'da Türk siyasetçilere ilk resmi yasak Almanya'dan geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılacağı bir program seçim kampanyası için kullanılabileceği gerekçesiyle iptal edildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Solingen saldırısının yıl dönümünde Kuzey Ren-Vestfalia Eyaleti Parlamentosu'nda konuşacaktı. Ancak parlamentonun ihtiyarlar heyeti saldırının yıl dönümünün Türkiye'deki seçim kampanyası için kullanılamayacağı gerekçesiyle etkinliği iptal etti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Solingen'de 29 Mayıs'ta düzenlenecek anma törenine ise katılacak. Ancak burada bir konuşma yapmasına izin verilip verilmeyeceği belirsizliğini koruyor. Solingen kentinde 1993 yılında Türklerin yaşadığı bir bina aşırı sağcılar tarafından kundaklanmış, 5 kişi hayatını kaybetmişti. Adana'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 4'ü Türk, 6'sı Suriyeli, 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 1 Mayıs'ta eylem yapmayı planladıkları öne sürüldü. Adana Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 Mayıs'ta eylem arayışı içinde olabilecekleri değerlendirilen IŞİD mensuplarına yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin kent merkezindeki evlerine operasyon düzenleyen ekipler 4'ü Türk, 6'sı Suriyeli olmak üzere 10 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınarak Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Deniz Kuvvetleri eski komutanı Oramiral Özden Örnek bu sabah vefat etti. 75 yaşında hayatını kaybeden Özden Örnek bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Oramiral Özden Örnek. Deniz Kuvvetleri eski komutanı Özden Örnek 15 gündür Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Durumunun ağırlaşması üzerine 3 gün önce yoğun bakım servisine alınan Örnek sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Örneğin oğlu Burak Örnek de 3 ay önce kolon kanserinden hayatını kaybetmişti. Özden Örnek 30 Ağustos 2003 tarihinde atandığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevinden 2005 yılında emekli olmuştu. Balyoz darbe planı soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden Örnek kendisine ait olduğu iddia edilen darbe günlükleriyle gündeme gelmişti. Örnek 3,5 yıl tutuklu kaldıktan sonra beraat etmişti. Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir ortaokula öğretmenin iki kız öğrenciyi taciz ettiği öne sürüldü. Ailelerin şikayeti üzerine gözaltına alınan öğretmen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İddiaya göre Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ortaokulda öğrenim gören bir kız öğrenci, öğretmeninin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ailesine anlattı. Bunun üzerine aile, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayın duyulmasının ardından aynı okulda başka bir öğrencinin velisi de emniyete giderek öğretmenin kızını taciz ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Ekiplerce gözaltına alınan öğretmen emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Öğretmen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kadın cinayetlerine son halka İzmir'de eklendi. Ödemiş ilçesinde aşkına karşılık bulamayan adam 55 yaşındaki kadın ile 37 yaşındaki kızını uykularında av tüfeğiyle vurdu. Anne hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı. Süleyman Demirel mahallesindeki apartmanın ikinci katındaki eve merdiven dayayarak balkondan giren zanlı, aşkına karşılık vermediği ileri sürülen 55 yaşındaki Vicdan Özetçi ile yanındaki yatakta bulunan 37 yaşındaki kızı Hülya Özetçi'ye av tüfeğiyle ateş açtı. Silah seslerini duyan komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içindeki anne kız Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahalesine
emeklerine rağmen iki çocuk annesi Vicdan Özetçi yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Hülya Özetçi ise Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. İstanbul'da hatalı sollama yapan bir otomobil karşı yönden gelen minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken minibüs sürücüsü ağır yaralandı. Kaza Tuzla Şifa Mahallesi D100 yan yolda meydana geldi. Edirne istikametine seyir halinde olan İsa Fidan yönetimindeki otomobil tek şeritli yolda hatalı sollama yapınca karşı yönden gelen minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler otomobilde sıkışan sürücü İsa Fidan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan minibüs sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çorum'un İskilip ilçesinde virajı alamayan otomobil istinat duvarına çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı. Kaza sanayi sitesi yolunda meydana geldi. İddialara göre sanayi sitesinden ilçe merkezine seyir halinde olan Sadık Açıkgöz yönetimindeki otomobil virajı alamayarak kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü Sadık Açıkgöz olay yerinde hayatını kaybederken yanında bulunan bir kişi ağır yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre tek yönlü olarak trafiğe kapatılan yol daha sonra tekrar araç trafiğine açıldı. İstanbul Bahçelievler'de bir kahvehaneye kimliği belirsiz 4 kişi tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda biri ağır, 3 kişi yaralandı. Olay Mahmut Bey Caddesi 10. sokakta meydana geldi. İddiaya göre 4 şüpheli aralarında husumet bulunduğu öğrenilen bir kişiye ait kahvehaneye uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırı sonrası şüpheliler kaçarak uzaklaşırken kahvehanede panik yaşandı. Olayda biri ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kahvehanede yaptı. Yapılan müdahale sonrası yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Konya'da iki grup arasında çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada aralarında Suriyeli uyrukluların da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Meram ilçesi Saadet Mahallesi Arap Böldüren Caddesi'nde bulunan iş yerinde iş yeri sahibi Osman Ayvaz ve yakınları ile Hacı Kahraman ve Suriye uyruklu Tarık Hamo arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası iş yerinden ayrılan şüpheliler kısa süre sonra kalabalık bir grupla döndü. İki grup arasında yeniden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda Hacı Kahraman, Uğur ve Ali Ayvaz ile Suriye uyruklu Tarık Hamo, Cuma Hamo, Muhammed Caradel ve Muhammed El Kalafi taş ve sopalarla yaralandı. Ambulanslarla Konya'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde toplanan kalabalık çevik kuvvet ekiplerince dağıtıldı. Polisin kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor. Doğu Asya'nın ada ülkesi Tayvan'da bir fabrikada çıkan yangın faciayla sonuçlandı. Yangında 5'i itfaiyeci, 2'si yabancı işçi olmak üzere en az 7 kişi hayatını kaybetti. 7 itfaiyeci de ağır yaralandı. Tayvan'ın kuzeyindeki bir fabrikada çıkan yangında 5'i itfaiyeci, 2'si işçi, en az 7 kişi hayatını kaybetti. Pingsan bölgesindeki Taoyuan şehrinde bulunan endüstriyel ürünler fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edilirken yanan binanın 4. katında alev alan 2000 litreden fazla dizel içerikli kimyasal maddenin bulunduğu şişeler patladı.
Yangına 200'e yakın itfaiyeci, 67 itfaiye aracıyla müdahale edilirken fabrikaya çok sayıda ambulans gönderildi. Yangın söndürme ve kurtarma çalışmaları sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Günün ağarmasıyla birlikte kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ederken olayın acı bilançosu da ortaya çıktı. Yangında alevlerin arasında kalan 5'i itfaiyeci en az 7 kişi can verdi. 7 itfaiyeci ise ağır yaralandı. Çok sayıda kişinin de zehirli gazlar nedeniyle kontrol altında tutulduğu belirtildi. Siyasi krizin sürdüğü Ermenistan'da sular durulmuyor. İktidar partisi ülkedeki tansiyonu düşürmek amacıyla başbakan adayı açıklamama kararı aldı. Muhalif lider Nikol Paşinyan'ın yeni başbakan olması bekleniyor. Başbakan Serj Sarkisyan'ın istifası yetmedi. Ermeniler rejim değişikliği istiyor. Sarkisyan'ın yoğun protestolar üzerine 23 Nisan'da görevi bırakmasının ardından halk Erivan'daki gösterilere son vermişti. Ancak muhalif lider Nikol Paşinyan, Gümrük kentinde binlerce taraftarını sokaklarda topladı. Başbakan olmak istediğini duyuran Paşinyan, başka bir adayı desteklemeyeceğini ve sistemde köklü değişiklik gerçekleşene kadar da sokak protestolarını sonlandırmayacağını açıkladı. Parlamento 1 Mayıs'ta toplanarak istifa eden Başbakan Serj Sarkisyan'ın yerine yeni başbakanı seçecek. İktidar partisi ülkedeki tansiyonu düşürmek amacıyla aday çıkarmayacak. Paşinyan'ın geçici başbakanlık görevini üstlendikten sonra ülkeyi erken seçimlere götürmesi bekleniyor. Güney ve Kuzey Kore liderlerinin tarihi buluşmasının ardından gözler şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile Kuzey Kore arasındaki zirvede. Amerikan Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 3-4 hafta içinde bir araya geleceğini söyledi. Michigan eyaletinde düzenlenen etkinlikte konuşan Trump, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile yapılacak zirvenin önümüzdeki 3-4 hafta içinde gerçekleşebileceğini kaydetti. Trump, görüşmede Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasını ele alacaklarını da ifade etti. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile telefon görüşmesi yaptığı da açıklandı. Açıklamada Devlet Başkanı Moon ve Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapılacak zirvenin kısa süre içinde gerçekleşmesi konusunda hemfikir oldukları belirtildi. İki lider zirvenin yapılacağı yer konusunda da görüş alışverişinde bulundu. Güney ve Kuzey Kore liderleri Cuma günü sınır bölgesinde bir araya gelmişti. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Geleceğin Teknolojileri temasıyla düzenlediği Science Expo bugün düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. 6 farklı kategoride düzenlenen 9 proje yarışmasına dereceye girenlere toplamda 110 bin lira para ödülü dağıtıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Geleceğin Teknolojileri temasıyla bu yıl 7.sini düzenlediği Science Expo'da ödüller sahiplerini buldu. Dolu dolu yaşanan bir 4 gün geçirdik. Teknoloji ürünleri, yüksek teknoloji ürünlerinin kapasitesinin artırılması gerekiyor. Katma değeri yüksek üründen yetişmesi gerekiyor. Bunu yetiştirmek için de genç, dinamik bir nüfusumuz var. 6 farklı kategoride düzenlenen 9 proje yarışmasında dereceye girenlere toplam 110 bin lira para ödülü dağıtıldı. Ödül törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, fuarın milli icatların başlangıç noktası olduğunu söyledi. Yerli ve milli duruş noktasında ve yerli ve milli üretimler noktasında ortaya farklı şeyler koymamız lazım ve icatlar yapmamız lazım. Farkındalık oluşturmamız lazım. İşte onun deyim yerindeyse başlangıcı bu festival, bu buluşma. Ve değerli protokolümüzle bu gurur tablosunun içine alırım. Bursa'da arıcılar bu sene ilk arı sütü hasadını yaptı. Kilosu 4000 liradan satılan arı sütünün metabolizma düzenlemesinden çocukların gelişimine kadar pek çok faydası var. Bursa'da her derde deva arı sütünün hasatı başladı. Mesela hepsini
Aşılama yapılıyor. Evet. 3 ayda 20 kilo arı sütü üreten Bursalı arıcılar kilosunu 4000 liradan satışa sunuyor. Arı sütü 4 ile 12 günlük işçi arıların salgı bezlerinden salgıladıkları bir sıvı. Nektar ve polenle tüketerek ürettikleri bir salgı. Ne kadara satıyoruz? 3 ile 4 bin lira arası bir şey var, pazarı var. Özellikle çocukların bağışıklık sisteminde önemli katkıları olan arı sütü birçok hastalığa da iyi geliyor. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Çocuğu olmayanlar alıyor, hasta olanlar alıyor. Bağışıklık sistemini, yani çocukların gelişim aşamasındaki yavaşlamasını da hızlandırmak için alıyorlar. En büyük özelliklerinden birisi hücre yenileyici özelliği var. Arı sütü üretimi sanılanın aksine oldukça zorlu bir süreç. Bir kovandan günlük sadece 2 ila 4 gram arı sütü elde edilebiliyor. 28 kovandan günlük yaklaşık 200 gram civarı bir süt alıyoruz. Bursa'da Yıldırım Belediyesi Erguvan Gösteri Sanatları Topluluğu ile Yıldırım Sanat Kursları yeni mezunlarını verdi. Eğitmen ve kursiyerlerin hazırladığı yıl sonu gösterisi ve sergi ilçe sakinlerinin büyük beğenisini kazandı. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Erguvan Gösteri Sanatları Topluluğu ile Yıldırım Sanat Kursları yeni mezunlarını verdi. Kursiyerlerin kara kalem ve üç boyutlu çizim çalışmalarının yansıtıldığı sergideki el emeği eserler sanatseverlerin beğenisini topladı. Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen gecede Şef Hüseyin Taşçeşme İdaresi'ndeki Türk Sanat Müziği Korosu sevilen eserleri Yıldırımlılar için seslendirdi. Anadolu ezgilerini sahneye taşıyan Şef Erdem Usanmaz yönetimindeki Türk Halk Müziği Korosu da izleyenlerden büyük alkış aldı. Tiyatro-drama kursiyerlerinin sahnelediği skeçler Yıldırımlılara keyifli anlar yaşattı. Yıldırım'ı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda temsil eden Erguvan Halk Oyunları Topluluğu da Bursa ve Trabzon yörelerinden hazırladığı sahne gösterisiyle bir kez daha gönülleri fethetti. Bursa'nın Gürsu ilçesinde ağaçlar öğrenciler tarafından rengarenk kuş evleriyle donatıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gürsu Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. Bursa'nın Gürsu ilçesinde ağaçlar öğrenciler tarafından rengarenk kuş evleriyle donatıldı. Evden çıkacak kadar geçtim, 10 dakika. Gürsu Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Gürsu'muzu rengarenk kuş evleriyle süslüyoruz sloganı altında düzenlenen etkinlikte öğrenciler önce ellerinde pankartlarla yürüdü. Bizler gibi her canlının bir canı vardır ve onlar için biz de kuş evleri yaptık ve onları boyadık. Çok mutluydu. Yürüyüşün ardından öğrenciler belediye ekiplerinin de yardımıyla ağaçlara kuş evleri yerleştirdi. Bu dünyada hayvanların da yaşadığını ve bizim bunlarla iyi bir şekilde onlara vurarak, tekme atarak ya da onların karşılaşmış oldukları zorluklara kayıtsız kalarak yaşayamayacağımızı öğrencilerimize de bu sosyal sorumluluk kapsamında göstermeyi amaç edindik. Bursa'da Barbaros Öztürk tarafından sosyal medyada kurulan sanat ve moda tasarımı grubu bir araya geldi. Buluşmaya çok sayıda kadın ve sanatçı katıldı. Sizleri burada görmekten bir arada olmaktan hepimiz çok çok ama... Sosyal medyada sanat ve moda tasarımı grubu adı altında bir araya gelen sanatseverler Bursa'da buluştu. Kadınların sanattaki yerlerinin kalıcı hale getirilmesine amaç edinen grubun toplantısına çok sayıda kadın ve sanatçı katıldı. Sanat Moda Tasarım Grubu 28 Mart 2017 yılında Facebook'ta Barbaros Öztürk tarafından kurulan bir gruptur. Amacımız Bursalıları, Bursalı hanımları sanat moda tasarım paylaşımlarında öne çıkarmaktı. 17 ülkeden 3000'e yakın kişinin üye olduğu grubun ilk buluşmasına ilgi yoğun oldu. Şu anda 17 ülke ve Türkiye'nin tüm şehirlerinden 3000'i aşkın üyemiz var. Yaklaşık 250 kişi kadar olacağız herhalde.
İngiltere ile İtalya'yı karşı karşıya getiren 23 aylık Alfie bebek yaşam savaşını kaybetti. Tanımlanamayan bir nörolojik hastalığı olan Alfie, pazartesi günü yaşam destek ünitesinden ayrılmıştı. İngiltere, tanımlanamayan bir nörolojik hastalığı olan 23 aylık Alfie Evans için ağlıyor. 7 aylıkken geçirdiği sara nöbeti nedeniyle Liverpool kentindeki bir hastaneye götürülen Alfie Evans'ın beyin dokusunda ileri derecede hasar oluştuğu saptanmış, Alfie'nin daha fazla acı çekmeden ölmesi için bağlı olduğu makinenin fişinin çekilmesine karar verilmişti. Aile bu karara karşı çıkarken düzenlenen kampanyalar ses getirmiş, İtalyan hükümeti bebeğe vatandaşlık vererek tedavisini üstlenmek istemişti. Alfie için İtalyan ordusuna ait bir ambulans uçak tahsis edilmiş, ancak Liverpool Yüksek Mahkemesi bebeğin İngiltere'den ayrılmasına izin vermemişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de davayı kabul etmeyince baba Thomas Evans son bir umutla Vatikan'a giderek Papa Francis'le görüşmüş, Papa da bebeğin ailesinin sesine kulak verilmesi gerektiğini belirtmişti. Ancak çabalar sonuç vermedi. Baba Thomas Evans, Alfie'nin ölümünü gladyatörüm kalkanını bıraktı mesajıyla duyurdu. Çocuğun ailesini destekleyen İngilizler, şimdi bebeğin ölümünden yurt dışına çıkarılmasına izin vermeyen hükümeti sorumlu tutuyor. Başkent Londra'da bir araya gelen yüzlerce İngiliz, Alfie için sembolik bir etkinlik düzenleyerek gökyüzüne mavi balonlar bıraktı, dualar etti. Güney Amerika ülkesi Peru'da 500 yıl önce kurban edilen 140 çocuğa ait mezarlar bulundu. Arkeologlar çocukların doğa güçlerini memnun etmek isteyen antik bir medeniyet tarafından topluca kurban edildiklerini düşünüyor. Peru'da 500 yıl öncesine ait 140 çocuk iskeleti bulundu. Yaşları 5 ila 14 arasında değişen 140 çocuğa ait kalıntılar, Peru'nun Trujillo kenti yakınlarında Pasifik Okyanusu'na bakan bir yamaçta kazılmış sığ mezarlarda keşfedildi. Şimu medeniyetine ait mezarların şimdiye kadar görülen bir defada en büyük çocuk kurbanı vakası olduğu belirtiliyor. Uzmanlar çocukların muhtemelen doğa güçlerini kontrol etme umuduyla adak olarak kurban edildiklerini düşünüyor. Bütün çocukların göğüs hizasında kesiklerle öldürüldüğü ve kalplerinin çıkarıldığı anlaşıldı. Tümünün doğuya bakacak şekilde gömüldükleri görüldü. Bunun sistemli ve törensel bir toplu öldürme olduğu kesin. Araştırmalar aynı dönemde bölgede büyük bir sel felaketi yaşandığına dair bulguları da ortaya çıkardı. Bölgede 2011 yılında başlayan kazılar sırasında daha önce 3500 yıllık bir tapınağın yakınlarında 42 çocuk ve 76 lamaya ait kalıntı bulunmuştu. Sırada müzikseverleri yakından ilgilendiren sürpriz bir gelişme var. Dünyaca ünlü İsveçli pop grubu ABBA 36 yıl sonra stüdyoya girerek yeni şarkıları için kayıt yaptı. Yeni şarkı Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere'de iki ayrı televizyon kanalında eş zamanlı olarak yayınlanacak. Dünya çapında 400 milyon albüm sattıktan sonra 1982 yılında zirvedeyken yollarını ayıran ünlü İsveçli pop grubu ABBA, yeni şarkı kaydı için 36 yıl sonra bir araya geldi. ABBA'nın 4 üyesi tarafından İsveç'te yapılan açıklama hayranları üzerinde tam bir bomba etkisi yarattı. Grubun üyeleri Aralık ayında hologramlarıyla birlikte sanal bir turneye hazırlandıklarını ve iki yeni şarkı kaydı için stüdyoya girdiklerini duyurdu. Çin'in Hainan eyaleti dev bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Aralarında üniversitelerinde bulunduğu 36 okuldan gelen 10 bine aşkın dansçı aynı anda bambu dansı yaptı. Müzik
Dünyanın en zor danslarından biri olarak kabul edilen bambu dansı Çin'de unutulmaz bir gösteriyle sergilendi. Hainan eyaletinin başkenti Haikou'da özel ekonomik bölgenin kuruluşunun 30. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahne alan 600 grup, 11.999 dansçıyla birbirinden zor koreografilere imza attı. Geleneksel dans için 19 şehirden aralarında üniversitelerin de bulunduğu 36 okulun öğrencileri bir araya geldi. Dansçılar 2 ay süresince Hainan Üniversitesi Sanat Koleji'nin 120 öğretmeni rehberliğinde çalıştı. Daha önce bu tip bir bambu dansı hiç yapmamıştım. Ama şimdi burada hep birlikte çalıştık ve elimizden gelenin en iyisini yaptık. Geleneksel kostümleriyle dans eden sanatçılar bambu dansına getirdikleri özgün yorumla izleyenleri büyüledi. Bu haberimizle ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın saat 19'da yeniden birlikte olmak dileğiyle.